Merhabalar. Benim adım Ali Rıza Saral. İlhan Osmanbaşı'nın bestecilik öğrencilerinden biriyim. İlk önce kendimi tanıtayım. Daha sonra İlhan Bey'den öğrendiklerimle ilgili izlenimlerim ve hatıralarımdan bahsedeceğim. En son ise onun FL75 adlı eseri hakkında konuşacağım ve bestecinin eserleriyle kişiliği ve eğitimciliği arasında gördüğüm benzerliklere değineceğim. Ayrıca bu eserin besteleme sürecinden tasarım ile esinlenme evrelerine, şekervari ana unsur, ur-tayl diyebileceğim, yapısal öğelerin eserin bütününü nasıl elle tutulur hale getirdiğine bakmaya çalışacağım. Benim çift anadallı bir eğitimim oldu. Kadıköy Maarif Koleji ve Ankara Fen Lisesi'nden sonra İTÜ Elektronik Haberleşme Lisans ve Lisansüstü MSc okudum. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın orta, lise ve yüksek 3 sonuna kadar öğrencisi oldum. Daha sonra ABD'den burs alarak Illinois State Üniversitesi'nde Roque Cordero ve Arthur Correa'nın öğrencisi oldum. Kompozisyon ve teori dalında yüksek lisans derecesi aldım. Hemen. İki ana dal biraz sıra dışı. 1980 yılında Sarper Özcan'ın teşviki ile İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda orta bölüm derslerini izlemeye başladım. O yıllarda dışarıdan konservatuvarlarda derslere katılmak yasaktı ve çift anadal gibi şeyler henüz Türkiye'ye gelmemişti. Gene de bölüm hocalarının desteği, müdür yardımcılarının göz yummasıyla yaklaşık 2 yıl yararlandım konservatuvar derslerinde. 1982 yılında sınavla konservatuvarın kompozisyon bölümüne resmen kabul edildim. Erçivan Saydam, armoni, kontrpan, fiko hocam oldu. Madden Saydam ise piyano hocam. İlhan Osmanbaş, 1986 yılında kompozisyon hocam oldu. 1989'da ABD'ye gidene kadar bundan faydalanma şansına sahip oldu. Bir kompozisyon öğrencisi, hocası olan besteci karşısında onun hiçbir dinleyicisinin ya da tanıdığının ulaşamayacağı bir şansa sahip oldu. O besteciyi eserlerinden önce insan ve eğitimci olarak tanıma şansı. İlhan Bey, öğrenci olarak beni kazandırdığı birçok pratik bilgi ya da yaklaşımdan öte kişiliği ve davranışları ile eğitti, etkiledi. Çünkü her şeyi öğretmek mümkün değil. Besteci olunmaz. Besteci bir ortam içinde yetişir. İşte benim tanıdığım İlhan Bey, belli bir yön empoze etmeden öğrencinin sezgileri için alternatifler sunan bir yaklaşım içindeydi. Bunu yaparken kullandığı bir teknik ise, şaşırtıcı gelebilir belki ama, öğrencinin ona bir şeyler hatırlatmasını, hatta öğretmesini, ilham vermesini beklemesiydi. Tabii öğrenci ne kadar verirse, hoca çok daha fazlasını verir, öğrenciye gidilebilecek sezgi yollarını gösterirdi. Osmanbaş, kişiliği ile, kendi bestecilik başarıları ile öğrencisini ezmemeye özen gösteren, saygılı, çok nazik, neşeli, güler yüzlü bir hocaydı. Kendisini hedef kaynak olarak göstermez, daha çok bir kavşak gibi, çeşitli yönlerdeki kaynaklara işaret eden bir yön levhası, bir nirengi noktası gibi davranırdı. Ama bütün bu değerlerin arasında kendisinin de önemli bir yeri olduğunu, yıllar sonra bugün size sunacağım FL75'i incelerken daha iyi anladım. Aysu Zehra Şanver'in Ahenk Müzikoloji dergisinde çıkmış, İlhan Osmanbaş'ın solo flüt için FL75 adlı eserinin form analizi ve teknik çalışma yöntemleri adlı makalesi, dikkate değer bir çalışma. Burada FL75'in yapı unsurları ve bir noktaya kadar bunların arasındaki ilişkiler ampirik bir şekilde analiz edilmiş. Bense FL75 adlı eseriyle İlhan Bey'in kişiliği ve besteci olarak duruşu arasındaki ilişkiye kafa yormak istiyorum. Eserde tasarım ve esinlenme arasındaki ilişki, şenkervari bir yaklaşımla eserin ana unsur, urtayla etrafında nasıl şekillendiği, kristalleştiği ve bu yolda eserin kullandığı epistemoloji çok ilginç. Son olarak İlhan Bey'in 20. yüzyılda
ve günümüzde insan ve besteci olarak duruşu üzerine kafa yormak istiyorum. Sarper Hasan ağabey bir keresinde İlhan Bey'in yöneticiliği hakkında şöyle demişti. Sorun ne olursa olsun ilk önce yönetmeliği açar, ne gerekiyorsa ona göre davranır. Yani sorunlara duyguları ile değil, sistemin kuralları çerçevesinde nesnel olarak yaklaşan bir kişi. Hatırlıyorum, kompozisyon giriş sınavında gitarla çaldığım Willy Lobos bölümdü. Sessizce dinleyip tekrar bölümüne gelince bu kadar yeterli demişti. Rasyonel bir yaklaşım. FL-75'e baktığımda Gombrich'in romantizme özgü tablolarda bulduğunu söylediği bir köşeden başlayıp öbür köşeye uzanan çizgiyi göremiyorum. Eserin birinci tepe noktasının ayrı fortissimolar ve entizlerde tek bir nota olarak gelmesi, tepeye uzanan bir crescendo'nun romantik bir giderek yükselmenin belirgin ve kontrastlı yapı taşlarının olmaması ve benzeri şeyler. Dikkat edilirse eserde crescendo, decrescendo gibi dinamik unsurlar çok nadir kullanılmış. Eserin başlangıç havasından uzaklaştığı yerde 4 decrescendo var. Ve bütün eserde bir tek noktada crescendo, decrescendo ve nihayet flutter tank ile de altı çizilmiş olan, müthiş izlenimi veren ama gerçek kalış unsuru olmayan si notası üzerinde uzun bir pandop ile birlikte eserin tek gerçek crescendosu var. Aslında eser si notasında bitiyor. Fakat si bir karar unsuru değil. Karar unsuru küçük ikili, küçük üçlü, küçük ikili diye özetlenebilecek aralık düzeninin ta kendisi. Yani önce fa diyez, fa, re, do diyez nota sırasıyla gelen hattı mi, bemol, do, si ile bitiriyor. İlhan Bey'in üslubu. Bir şey söyleyecekse bunu dolaylı olarak söylüyor. Anlamayı öğrenciye, dinleyiciye bırakıyor. Eğer iyi incelenirse eserin bu üç aralık çekirdeği üzerine kurulduğu görülür. Asıl ustalık eserin başından itibaren bu figürün gizli açık getirilerek dinleyicinin bilinç altına yerleştirilmesinde bence. Ve parçanın doruk noktasında en açık haliyle getirilmesinde. Bu figür dikkat edilirse tamamen aynı aralıklardan kurulu Bach, si bemol, la, do, si kalıbı ile yakından ilişkili. Öte yandan şüphesiz kulağınıza aşina gelen bir modal dört sesli bir dizi söz konusu. İlhan Bey'in çok yönlü kişiliği bir kez daha karşımıza çıkıyor gizli gizli. İlhan Bey'in modal unsurları esas unsur olarak kullanmak yerine bir renk olarak kullanmasını, İngilizlerin Hint desenlerini kendi yaklaşımları ile stilize ederek yaptıkları kumaşlardaki yaratıcılığa benzetiyorum. Makamsal malzemeyi motifler, cümleler içinde lirik bir üslupla kullanarak romantizme kaymaktan kaçınmış, nesnel bir üslup yakalamış İlhan Bey. Üstelik eseri bitiriş şekli ve ana unsurun çözüm noktasında gelmesi, dinleyicide eseri bir kez daha bu sefer bu gözle dinleme isteği uyarıyor. Çok ustaca. Bir tek kişi yeterli. Müzik yazarken bir tek kişiyi hedeflemeniz yeterli demişti bir dersinde. FL-75 belki birçok kişinin beğenisini kazanamayacak günümüz Türkiye'sinde. Hem Türkiye'de hem de Batı'da Türk bestecilerden beklenen, istenen, Türk kültürünü dile getiren, açık, bariz, modalite kokan eserler bestelemek. Toplumumuzun içinde bulunduğu duygusallık, salgın hastalık boyutlarında. Popülizm ise bizde olduğu gibi bütün dünyada yaygın bir epidemi. 20. yüzyılda ve bugün İlhan Bey kişiliği ve eserleriyle FL-75'te de olduğu gibi nesnel, yerel ve evrensel bir duruşa sahip. Türkiye'miz Batı ile Doğu'nun kesiştiği bir yerde çok farklı kültürlerin içinde var olmak zorunda. İlhan Osmanbaş Doğu'ya Batılı kültürü, Batı'ya ise Doğu'yu götüren bir çağdaş kültür elçisi. Batı'da kazandığı üstün başarılar zamanla onun ülkemizde daha iyi anlaşılıp değerlendirilmesini sağlayacaktır.